bir masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım kurtla kuzu olsun şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun güneşle ay. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Baba içinde bütün oyunlarım kurtla kuzu olsun şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun güneşle ay. Bir de 17'ye vereyim. 38. 9. Dur bakayım. Ha, 38. 38. 42. Olmadı. 16. Bir de 21. Ha? 21. 7. Parçasını hayrı koy Fikret. Nihat bir de benim için sakar diyor. Damat beyimizin elleri titriyor. Heyecandan tabii. Selami kes şunu. Kim olsa heyecanlanır. Kolay mı? Selami'yim. Üstelik onca zaman bekledikten sonra. Kapı çeneni Selami'yim. Nihat'la çifte nikah yapacakmışız. Doğru mu Fiko? Yeter dedim ulan sana. Geçer ulan, geçer. Fikri. Ulan tek kelime ödersen boğarım ulan. Hey. Boğarım ulan. Boğarım. Ne yapıyorsun? Boğarım ulan seni. Fiko, Fiko, Fiko. Boğarım ulan. Fiko, Fiko. 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 Delirdin mi oğlum sen be? Az kalsın gebertiyordun. Fiko, ne oldu oğlum? Ya Fiko ne oldu? Fiko. Neymiş bu can alıcı haberler Sermet? İnsanı meraklandırıp bir şey dokunur, bir şey söylemiyorsun. Çok var, az sonuç. Reha Muhtar gibisin valla. Affetmişsin sen onu. Benim neler Reha Muhtar'a benziyor? Benim kamyondan yayın yaptığımı gördün mü sen ha? Yoksa susurluk dosyasında yeni bir gelişme mi var? Hükümet istifa mı etmiş? Geçin onları, geçin. Onlar ne ki? Onlar önemsiz. Daha önemli ne olabilir? Ne söyleyeceksen söyle ya. İşimiz gücümüz var. Sabırlı olun ve dinleyin. Önce başlıklar. Fiko nihayet Deniz'e evlenme teklif etmiş bulunuyor. Deniz ne demiş peki? Kabul etmiş mi? Niye etmesin ki? Zaten belliydi. Nihat cephesinde de beklenmedik gelişmeler bekleniyor. Ne gibi? Yoksa o da süt ninenin yeğeniyle mi evleniyor? Ayrıntılara geçmeden önce tamamen kendi imalatım olan bu mucize iksiri sizlere tanıtmak istiyorum. Her derdi deva formülüyle. Reklam arası verdi adam ya. Hadi anlat anlat. Birer şişe almazsanız dünyada anlat. Tamam alırız. Almazsanız da paça gönlünüz bilir. O zaman gerçekleri asla öğrenemezsiniz. Fikret dediğiniz ne zaman evleniyorlar? Düğün yapacaklar mı? Üftade büyük cadısının yeğeni Emel Cadıcı neden buraya geldi? Ankara'dan kaçar gibi ayrılmasının sebepleri ne? Acaba Üftade Hanım düküş yeğenini Nihat'a yamamaya mı çalışıyor? Şu koyu gereniniz var mı? Kahvededir herhalde. Niye?
Ya Nurten bir ev bulmuş hesaplı. Tam Fiko ile Deniz'e göre. Gidip haber vereyim dedim. Git git söyle hadi. Alacak mısınız? Kusura bakma Servet. Ben de vazgeçtim. Satış yapmak istiyorsan bize dişe dokunur haberler vermen lazım. Senin kaynakların kurumuş. Bu konuda bir şeyler yap. Hadi hadi. Siz Reha Muhtar'a layıksınız zaten. Ha? Gitti Nihat. Efendim? Deniz gitti. Ne? Ne diyorsun sen ya? Ne demek gitti? Nereye gitti Fiko? Gitti işte. Temelli gitti. Beni bıraktı. Fiko, sana iyi haberlerim var Fiko. Nurten bir ev bulmuş. Tam size göre. Yani Deniz'le ikinize. Şey, bana bak bir ara adres verin de gidip bakın ha. Gel Müşte. Ne oluyor ya? Gel. Bak. Ya gel oğlum. Yeri ya. Çok uygun. Kirası da şahane. Ya Müşte. Bildiğin gibi değil. Müşte. Ya ne oluyor? Ya gelsene. Bir dur ya. Bence kaçırmayın vallahi Fiko. Gel. Dur bir dakika ne çalıştırıp duruyorsun ya? Laf dinlesene oğlum be. Allah. Önemli bir şey söyleyeceğim. Bizim söyleyeceğimiz de önemli. Müşte. Bir dakika. Ya Nihat dursana. Ne laf anlamasın bak şimdi. Gel seni bir dakika. Ya ne çekiştirmişsin alacak mısın ya? Hadi be. Niye gitti böyle ansızın? Öyle icap etti. İyi ama ya Fikret Bey? İkisinin evlenmeyi planladıklarını sanmıştım. Öyleydi kızım. Hepimiz öyle sanmıştık. Bir şey mi oldu peki? Deniz niye fikrini değiştirdi? Niye ayrıldılar birdenbire? Bunun izahını yapmak zor. Adını alın yazısı de, kısmet de, ne dersen de. Hasılı olmayacakmış işte. Elden ne gelir? Sırf o mu üzüldü yani? O mu acı çekti? Yani hiç beklemediğim bir anda. Nasıl yapar bunu ya? Nasıl? Vallahi anlaşılır gibi değil be Fiko. Tam da artık. Yani diyordum ki hepsi bitti, geçti. Acılar geride kaldı. Madem böyle olacaktı neye yaradı çektiklerimiz? Bir insanın hayatını kaybetmesi. Benim hapse girmem. Ailemin darma duman olması. Yani ne anlamı kaldı? Neye yaradı onca şeye göğüs gelmemiz? Giderken bile beni sevdiğini söyledi. Madem seviyordu niye gitti Nihat? Niye? Vallahi bilirsin ben biraz man kafayımdır. Yani kavramakta güçlük çekerim. Ama bu durumu anlayan birisi varsa çıksın... ...vallahi billahi anları karıştırırım. Yuh be! Ya bu kıza büyü falan mı yaptılar acaba? Ha? Kiçtaki alatı for etme dayım. Sonra da kancayla kiçi aç biraz. Baştan çıkacağım ha? Baba bekle. Sen bağa bırak. Ben açığa çıkarayım oyla geçersin dümene. Karışma bağa. Zevk takarım. Dur baba. Bekle. Etme dağı. Beni bekle. Baba dur dağı. Dur! Dümeni karar tut. Dümeni karar tut da. Viye boyle, viye boyle. Karışma bana, zevzek kuşak sen de. Bacak kadar boyuna sanki benden daha iyi biliyorsun. Ben bilirim işimi. Dikkat et baba. Yahu karışma diyorum be. Hay Allah müsaakır versin. Karışma kafamı karıştıraysın. Eyvah! Çarpacağız baba, çarpacağız. Çekin önümden ben geliyorum, çekin ulan diyorum size, çekin ulan. Hey! Çekin önümden, çekin önümden, hadi. Hadi. Üskeme olmadı, üskeme olmadı diyorum ama sen son gerçek yüzün. Ya dikkat et. Önüne baksana bir adam, yapıyorsun be. Ha? Ne biçim adamlarsınız be? Koskoca gemiyi görmeyi misiniz? Oy, sırtımdan soğuk terler süzüldü. Ölecekti vallahi adamı. Kafamı karıştırmasaydım hiçbir şey olmazdı ha. Gözünü seveyim nikahını başımıza iş açma. Meteleye kurşun atıyoruz. Bütün sermayemiz aha bu tekne. Sen ne diyorsun? Yani ben bırak mıyım? Ben kocadım mı? Ha? Onu mu diyorsun sen bana? Kabul et baba. Kafamlık için yaşlısın da. Yaşlıymış. Yaşlı senin babandır oğlum. Ha, öyledir babamdır. Değilim yaşlı. Senden daha gencim. Var mısın bilek güreşine? Dur baba, erişme daha. Sakatlık çıkaracaksın. Gel hadi gel. Git,
Fiko'yu al, Cevdet'i al, onları da al gel. Ben hepinizden daha güçlüyüm. Ha, ha. Yaşlıymışım. Ben olayım hamalı. Sırtındaki küfenin. Ben olayım hamali. Ben olayım hamali. Önüne bak, önüne. İşte borçlar. Onlar tamam da iki kasa da meyveli istiyoruz. Önce şu hesabı halledelim. Geçen haftadan da borçlarınız var. Ya veririz, kolay. Haftayı verir canım, borcumuz borç. Geçen hafta da öyle demiştiniz. Doğru, demiştik. Biz öyle her hafta az değiştirmeyiz. Haftaya da belki aynı şeyi söyleriz. Saçmalama Bahriyeli. Yani haftaya kesin veririz. Boş laflara karnımız tok. Önce para, sonra gazoz. Hadi yürü. Galiba batıyoruz Bahriyeli. Batıyoruz ne demek Bahriyeli? Battık zaten. Dibe otur. Ramazan da geldi. Satışları iyice durur. Öldük biz. Biz bayramı falan göremeyiz Suat. Ya beni dinlemiyor musun be Suat? Suat. Oğlum niye daldın gene öyle derinlere? Zaten vurgun yemişiz. İşimiz bitti bizim. Bitmedi. Bitmedi mi? Bitmedi Bahriyeli. Çıkmadık canında umut vardır. Ya ev mev umurunda değil. Adam beni dinlemedi bile. Sen haline şükret. Beni az kalsın boğuyordu. Bir an geldi gözlerim karardı. Resmen ölüyordum. Şükret niye bu kadar asabi acaba? Ne bileyim. Nihat'ta neler oluyor anlatmıyor ki. Ya beni sepetledi oradan ya. Senin yine bir şeyden haberin yok tabii. Değil mi Sermet? Var. Olmaz olur mu? Var tabii. Çok şey biliyorum. Niye anlatmıyorsun peki? Anlatırsa yer yerinden oynar. Onun için susuyor. Her şeyi açıklamak için en uygun zamanı bekliyorum. Ne zamanmış uygun zaman? Farkındaysanız bu işte iki ayrı esrar var. İki eksenli bir vaka. Birincisi Deniz Fikret ekseni. İkincisi de Emel Nihat ekseni. Yine her şeyi laf kalabalığına boğuyor. Ay çeneniz kopsun be. Ya susun beyler. Susun da Sermet anlatsın. Hadi anlat Sermetciğim. Eksen meksen diyordun demin. Deniz Fiko ekseniyle Emel Nihat ekseninin kesişme noktası neresi? Neresi? Tabii ki Üftade Hanım cadısı. Yani Sütlü'ne mi? Evet. Bütün yollar ondan geçer. Her şeyin anahtarı o acize. İşte bütün karanlık noktaları onun sayesinde aydınlatacağım. Boş versene. Hayatın palavra Sermet. Ya süt ninenin ağzından laf alacağını sanıyorsan çok yanılırsın. He. O kadın seni suya götürür de susuz getirir. Bir marifetin varsa görelim bakalım Sermet. Göreceksiniz. El mi yaman bey mi yaman göreceksiniz. O Reha Muhtar şakalarını yedireceğim size. İşin aslını benden öğreneceksiniz. Ha? İşte buraya yazıyorum. Sermet efendi geçen günkü karışımdan bir daha hazırlar mısın? Hay hay hadi canım. Hadi müşteri geldi hadi hadi. Hadi. Hadi ben oradayım, dükkana gel. Tamam, ben uğrarım. Evet beyler, paralar gelsin. Heh, bereket versin. Bereket versin, bereket versin. Buyurun. Sağ ol. İki kişi. Tamam, bereket versin. Amca, benim paranın üstünü vermedin. Verdim ya. Vermedin. 500'ünü verdin, 500'ü sonra alırsın dedin. Sen zaten 500 verdin du. 1 milyon verdim. 500 verdin. Hayır, 1 milyon verdim. Vallahi ben şahidim, 1 milyon verdim. Hepimiz gördük canım, bu kadar da olmaz ki. 500 verdin. Hepiniz yanlış görmüşsünüz. Bu yaşında yalan mı söyleyeceğim? Ha? Unuttun herhalde amca. Evet, 1 milyon verdin. Göz göre göre iç ediyor. Olmaz ki ama. Kematat Bey daha 500 bin verdi. Hadi uzun kadın. Etme baba, ver yolculuğun parasını. Belli ki doğru söyleyeyim. Ya sen ne bileysin? Ver baba, ver işte de. Ayıp, günah denen bir şey var. 500 bin verdin de ya. Neyse. Al, başımın gözümün sadakası olsun. Yaşlandın baba, yaşlandın. Söyleyince biz kötü oluyoruz. Hadi be sen de. Besle kargayı gözün oysun.
Ben de birazdan gideceğim iftara. İlk gün bayağı zor geldi. Kurt gibi acıktım vallahi. Belli oldu. Avurtların çökmüş. Dikkat et, zafiyet geçirmeyin. Merhaba yun. İyi akşamlar Yakup dede. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Ne var ne yok, nasılsınız? Ne zaman alıyoruz hikmetin hayırlı haberini? Karışma işime, hadi. Bilmem, hadi. Bize de pek bir şey anlattığı yoktur. Yine avcunu yaladın Sermet. Dedim ya, bu ısrarın anahtarı Üftade cadısında. İş başa düştü. Bu akşam fazla mesai yapacağım anlaşılan. Maşallah abi. Meşgul etme beni. Abimle halini hiç beğenmiyorum abla. Ben de. Çalışmaktan başka bir şey yapmıyor. Rahat bırakın çocuğu. Karne yeni kaldı şunun şurasında. Arıyı kapatması lazım. Yeter baba da. Bırak artık şu surat asmayı. Senin yüzünden gitti 500.000 paper. Vermiştim herifin parasını. Vermemiştim baba. Yanıldın besbelli. Verdiydim diyorum sana. Vermedim baba. İnsanlık hali bu. Herkes hata yapabilir. Üstelik oruç başına vurdu herhalde. Neydi o ses? Top mi patladı? Baba ben sana ne diyorum? Tutma. Ha? Bak doktor bayağı tutma dedi. İlaçlarım var. Tutma deyince tutmadım. Sen de tutma. Hem farz bile değildir sana. Nedenmiş o? Çünkü sen yaşlısın. Kapa çeneni. Ha? Birine 40 defa bir şey söylesen öyle olurmuş. Sen de yaşlı yaşlı diye diye beni ihtiyar atacaksın. Neydi o ses? Top mi patladı? Yok. Daha vakit var baba. İyi akşamlar. Hoş geldin, hoş geldin baba. Hadi yavaş yavaş sofraya buyurun. Ezanı duydun mu uşağım? Top patladı mı? Hayırlı akşamlar. Aa, hayırdır inşallah. Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun. Cümlemize efendim, cümlemize. Size layık değil ama lahana dolması yapmıştım biraz. Misafir hanım kızımızla birlikte afiyetle yiyiniz. Teşekkür ederiz efendim. Zahmetler olmuş. Bizim buralarda adettir. Güzel adetler bunlar. Neyse iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Bizim buralarda başka güzel adetler de vardır efendim. Ah affedersiniz. Oruçlu kafa işte. Buyurmaz mısınız? Yo yo onu kastetmemiştim ama... aslında bakarsanız evde yalnızım. Alişan da babasına gitti. Buyurun o zaman. İftarı bizde yapın. Yo yo olmaz olmaz. Doğru olmaz. Sanki kendi kendimi davet ettirmişim gibi olur. Peki efendim, siz bilirsiniz. Ama madem bu kadar ısrar ediyorsunuz efendim. Senin canın bir şeye mi sıkıldı Fikret? Sahiden baba, ağzını bıçak açmıyor. Pek yemek de yemedim Fikret. Nedir mesele? Bu kadar düşünme oğlum. Her şey yoluna giriyor yavaş yavaş. Bak Fikret, biz annenle bir karar aldık. Bakalım sen ne diyeceksin? Ne kararı baba? Düşündü ki üst katı siz alın evlenince. Deniz'le sen. Baba bırak şimdi bunu. Yok yok dinle. Dinle hele. Allah kısmet eder de gelin gelirse bu ev yetmez hepimize. Biz de dedik ki Sabire ile... İki göz bir ev bakalım kendimize. Ben ne olacağım? Sizinle mi geleceğim? Burada mı kalacağım? Doğrusu bu Fikret. Dur anne bırak şimdi. Sonra konuşuruz. Şimdi konuşalım Fikret. Bu bizim kararımız. Herhalde Deniz de doğru bulacaktır. Bırak baba kapat bu konuyu. Abla Deniz ablanın numarası 12-31 miydi 41 miydi? 41. Kimi arıyorsun abi? Deniz ablayı. Fransızcadan bir şey soracağım da. Bırak o telefonu. Niye? Kapat şunu. Kısa bir şey soracağım baba. Hayır sormayacaksın. Kapat dedim işte o kadar. Ne oluyor? Deniz ablayı arayacağım. Yeter. Beni iyi dinleyin. Bir daha Deniz'le ilgili tek bir laf duymak istemiyorum. Sen ne diyorsun oğlum? O niye Fikri? Tartıştınız mı Deniz ablayla? Onun adını anmayacaksınız bundan böyle. Bitti. Deniz yok artık. Gitti. Ne dedi? Bitti mi? Gitti demek baba. Gitti işte. Kapandı o sayfa. Anladınız mı? Bitti. Deniz yok.
Doğrusu epey denediğim en güzel yemekti. Afiyet olsun. Laf aramızda, sizin dolmalarınız da bayağı iyiydi yani. Bari ben de gidip kahve yapayım. Lütfedersiniz. Sormayın diyorum ama merak ettim. Deniz Hanım nerelerde acaba? Gitti. Gitti mi? Nereye? Güney'e bir yerlere. Anlıyorum. Tatile herhalde. Ne de olsa asabı ipi bozulmuştu. Biraz dinlenmeye ihtiyacı hayır, var. Hayır hayır, tatile gitmedi. Babasıyla birlikte gitti. Yanılmıyorsam oraya yerleşecekmiş. Kahveyi az şekerli yapıyorum. Az şekerli. Neden böyle şeyler hep babamı buluyor? Ne bileyim ben. Şans işte. Kadınlar insan üzmekten başka neye yarlar sanki? Deniz abla da gitti. Babamın neler hissettiğini anlayabiliyorum. İpek abla gidince ne hali düşmüştü zavallı? Durum çok ciddi çocuklar. Ya gene aynı şey olursa? Böyle şeyler söyleme abla. Babamı kendi haline bırakamayız. Evet. Dikkatli olmamız lazım. Gözümüzü üstünden ayırmayalım, tamam mı? Hatta bu gece sabaha kadar nöbetleşe kontrol edelim. Ne olur ne olmaz. İçerideyken daha kolaydı biliyor musun? Felaket özlüyordum seni. Ama o zaman umudum vardı işteyse. Yanımdaydın. Benimleydin. Daha kolaydı o zaman. Günün birinde diyordum. Günün birinde. Ama şimdi bitti. Ben niye bittiğini bilmiyorum. Bu kadar kolay mıydı be Deniz? Bu kadar kolay mıydı? Ben bir ömür boyu diyordum. Bir ömür boyu birlikte olacağız. İyi de ne oldu şimdi? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Niye? 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 Ne kadar güzel. Güzel lafı az bile onun için. Ve ne kadar şanssız. O hep farklıydı. Hepsinden farklı. Ruhu kırılmaya çok müsaitti. O bu olayı kaldıramazdı. Kaldıramadı da. Hayatlar heba oldu gitti. Zavallı Fikret. Zavallı. Nasıl vaziyet? Uyuyamıyor. Kafası çok bozuk. Seni çok sevdim Fiko. İnan çok sevdim. Biliyorsun değil mi? Biliyorsun. Affet beni Fiko. Hoşça kal. Hoşça kal. Afiyet olsun. Aa, sen niye kalktın Yusuf? Uyku tutmadı Fikret'i düşünmekten. Bari ilaçlar mı içeyim? Ben de uyuyamadım. Sen de mi Fikret'e üzüldün baba? Sırf o değil. Evin içinde birileri geziniydi takır tukur. Bir oraya bir buraya.
Rüya görmüşsündür belki. Yok, rüya değildi o. Ben Ethem Efendi'den şüpheleniyorum. İyi saatte olsunlar mı geldi, nedir? Ha? Etme baba da. Çocuklar tuvalete kalktılar herhal. Baba, kahvaltı hazır. Baba. Alim. Hadi. Baba. Nihat amca kahvede yalnız. Baba. Gitmiş. Ne yapacağız? Nereye gitti acaba? Bilmiyorum, benimle gel. Onu bulmamız lazım. Ne oluyor çocuklar? Çabuk ol. Ne oluyor çocuklar? Ne oldu? Babam, ne bu telaş? Babam kahvede mi? Yok, henüz daha gelmedi. Ne oldu? Evde de yok, gitmiş. Bize bir şey söylemeden gitmiş. Hay Allah. Nereye gitmiş olabilir? Bilmiyoruz. Dün akşam çok üzgündü. Ya deniz yüzünden tabii. Sen biliyor musun Deniz ablanın? Nihat amca, Nihat amca, babamı bulmamız lazım hemen. Tamam yavrum, telaşlanmayın, buluruz. Sakin kafayla düşünelim. Nereye gitmiş olabilir? Deniz gitti. Şimdi seninle aynı kaderi paylaşıyoruz. Aynı cehennemin ateşinde yanıyoruz. Sen orada, ben burada. Bana gülümsüyorsun değil mi? Salak. Aşk acısının ne demek olduğunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Ölüm yollarından geçmediğimi mi sanıyorsun? Korktuğumu mu sanıyorsun? Aptal. Ben ölümden korkmam. Beni senin sıktığın kurşun öldürmez. Sevdiğimin bir sözü öldürür. Ben ölürüm. Deniz kendini öldürdü. Deniz beni öldürdü. Şimdi ödeştik. Şimdi sana borcum kalmadı. Şimdi aynı cehennemdeyiz. Nerelerde bu Fiko ya? Telaş etmeyin, gelir ya. Ne yapacağız abla? Ya acaba polise mi haber versek? Saçmalama Selam Bey ya. Sus, Allah'ını seversen konuşma ya. Konuşma, tamam. Ya ona kızgınım ama merak ediyorum işte. Tamam hadi sus. Baba. Baba. Fiko. Hayrola, niye hepiniz burada toplandınız? Neredeydin baba? Seni çok merak ettik. Niye merak ettiniz? Merak edecek bir şey yok. Sahiden iyisin değil mi baba? İyiyim. Merak etmeyin. Büyüdüm artık. Her şey yolunda, merak etmeyin. Artık bu konu kapanmıştır beyler. Bana bundan sonra Fikret ve Deniz hakkında soru sormayın. Çünkü cevap alamazsınız. Zaten sorulacak ne kaldı ki Sermet? Her şey apaçık ortada. Zavallı Fiko. Gene ayrılık. Ulan ne kadersiz çocuk be. Yeter artık. Yorum da yapmayın. Ya öbür aşk hikayesinden ne haber? Hani şu Nihat Emel ekseninden? Nihat Emel'den pek hoşlanmayabilir. Ama Emel için aynı şeyi söyleyemem. Emel Nihat'tan hoşlanıyor mu yani? Hoşlanmak mı? Yoksa onu seviyor mu? Bu marazi bir tutku, bir saplantı. Sen neden bahsediyorsun ya? Kız rahatsız. Ne bakımdan? Benden duymuş olmayın ama Ankara'da psikiyatri tedavisi görüyormuş. Nişan atılınca tam bir buhrana girmiş. Nişanlı mıymış? 4 defa nişanlanıp ayrılmış. Nişanlılarının hiçbiri dayanamamış. Bu sonuncusu tuz biber ekmiş. Emel iyice tırlatmış. Sonunda belki hava değişikliği yarar diye İstanbul'a göndermiş hekimler bunu. Haftada bir de Bakırköy'e gidecekmiş. Hayret, hiç belli olmuyor. Ya böyle şeyler dışarıdan belli olmaz ki. Seni hafife aldık Sermet. Nasıl öğrendin bunları? Üzümünü yiyin de bağını sormayın. Ya peki niye Nihat'a takmış bu kız? Emel İstanbul'a gelmiş. Haydarpaşa'da inmiş. Karşısında Nihat. Kız her nedense o anda çarpılmış. Yarım aklını da kaybetmiş. Nihat bunda fikri sabit haline gelmiş. Vay anasını be.
hayırlı uğurlu olması dileğiyle tesisimizi hizmete açıyorum. Agreement with Leeds United. The Swedish international has had an unhappy 18 months at Ellen Road. He's already asked for a transfer. Roland recently had a loan spell at the Swiss side FC Zurich. Bravo Bahreyli ya. Aslanım Suat. Sen var ya. Sen daha iyisin valla. Ulan sen Thomas Edison'dan bile büyüksün ha. Estağfurullah. Öyle. Baksana sinema gibi oldu resmen ya. Çok iyi akıl ettin buna. Çok. Öpeyim Bahri. Öp ama sadece bir tamam. Bu sefer yırtık kuçum. Millet bizim kahveye akın edecek. Ulan sabık patron. Şimdi yaktık çıranı işte. İyi günler Üstad Hanım. Aa, sana da yavrum. Geçmiş olsun. Yeğeninize çok üzüldüm. Efendim? Hayat işte ne yapacaksınız? Benim üvey halamın kızında da var bu illet. Ne illeti? Yani eskiden çok kötüydü. Emel Hanım gibiydi. Ha. Dağlara taşlara. Ha. Ama şimdi iyi maşallah. Eğer isterseniz doktor adını öğrenip size de vereyim. Dur bakayım dur. Sen neler saykıyorsun bakayım? Kim anlattı sana bunları? Ha? Emel'in hasta olduğunu sana kim söyledi? Kim olacak? Sermet tabii. Sermet ha? Allah yeğenize şifalar versin. Yapabileceğimiz bir şey olursa lütfen söyleyin. Biliyorsunuz bu çeşit hastalıklar umumiyetle ırsıydır. Eğer yeğeninde varsa teyzesinde de vardır mutlaka. Ben zaten ülkelerde cadısını ilk görüşümde koymuştum teşhisimi. O da kafadan çattı. Üstelik o da tehlikeli. Ay anneciğim. Ay. Merhaba. Merhaba. İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Ben de tam sizden bahsediyordum. Seni yalancı. Seni mikrop. Seni fitne fücür. Ben seni sadece basit bir şarlatan, adi bir sahtekar sanmıştım. Meğer sen ne akrepmişsin. Çıngıraklı yılan kadar zehirliymişsin. Meğer sen ne çirkep bir adammışsın. Demek benim yeğenim akıl hastası ha? Nereden uyduruyorsun bakayım bunları? Senden hala akıl hastası mı olur zizop herif? Kafandan zorun var besbelli. Git de kendini tedavi ettir. İyi ben. Sana bunu fena ödeteceğim. Senin o boş kafanı dağıtmasını da bilirdim ama değmezsin. Ama bir daha olsun. Ama bir daha olsun. Ama bir daha böyle şeyler duyayım. Senin o kulübeni kafana yıkmazsan bana da üftade demesinler. Rezil herif. Dedikodu kumkuması seni. Adi. Adi. Utanmaz. Geçmiş olsun Sermet. Yine verilmiş sadakan varmış. Susun hadi susun. Haber diye başımın etini yiyorsunuz. Sonra da sıkıyı görüde tazı gibi kaçıyorsunuz. Biz senden haber istedik Sermet. Onun bunun hakkında yalan uydur demedik. Grats at the moment. But they're not making any headway. That was Giannini who's hardly been in the game. Kahrolmuş Nihat. Olacak iş değil valla. Böyle bir maç varken iğne atsan yere düşmezdi. Nereye gitti bu insanlar? Nerede bu millet? Moralini bozmak istemem ama Nihat. Cemil'in oradan bazı sesler geliyor. For anybody in a modern game, they really got to exploit this. Yes, exactly. Yes, these are the sort of positions now that teams love to get in. In fact, it's on the training ground. Abi bana 30 tane çay yapsın. Tamam, hemen. Abi çok güzel çıkarıyor. Buyurun abicim. Vay 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 vay. Kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Hoş geldiniz Fuat. Ah Nihat Bey. Size bir yer ayarlarız. Bir köşeye sıkışırsınız. Yabancı değilsiniz ya. Gelsene Nihat. Stadyumda izler gibi valla. Gel beraber seyredelim. Çekinmeyin Nihat Bey. Siz futbolu seversiniz. Biliriz. Buyurun gelin gelin. Sus lan sus. Şimdi elinden bir kaza çıkacak. Hopsana kardeşim. Hopsana. Ön taraf çöksene hop. Alim. Senin bilgisayarı göremiyorum ortalarda.
Ben onu... Taşıma sırasında bir yerde mi kaldı? Ha? Yok yok. Oğlum gelsene buraya, ne öyle mır mır mır, hiçbir şey anlayamıyorum. Gel. Yok baba. Ben onu... Bir arkadaşına verdi. Ödünç mü verdin? Yok, temelli. Ve bir miktar para karşılığında. Sattın yani. Öyle de denilebilir. Evet, öyle demek daha doğru. Sattı baba, sattı. Bayağı zor günler geçirdiniz değil mi? Hepimiz geçirdik. Ama geride kaldı. Artık toparlanacağız. İyi para aldın mı bari Şebek? İşte. Bir ayın kirasını oradan karşıladık. Neyse. Zaten eski bir modeldi. Yenisini alırız. Tamam. Hadi bakalım. Yiyin meyvelerinizi. Baba, o kız ne yapıyor? Kim? Ha, Ceren'in kızı mı? Evet. Üzülüyordur tabii. Ama söylemiyor. Hiçbir şey söylemiyor. Dilsiz mi? Değil galiba. Ama konuşmuyor işte. Babasının cezası ne zaman bitecek? Var birkaç yıl var. Yarın onları görmeye gideceğim. Sen de gelsene. Ben mi? Ha? Okuldan sonra gideriz. Bakarsın anlaşır seninle. Bir yaşıtıyla konuşmak belki iyi gelir ona. Neden onları yemeğe çağırmıyorsun baba? Mesela yarın. Madem gidiyorsun hem Çiğdem'i hem Alas'ını al yemeğe getir. İyi olur. Çağıralım. Tamam. Zeytin hadi gel ye şunları, soğutma. Baban hapiste biraz daha kalırsa yandık. Bana rakip çıkacak. Elinden incik boncuk işleri geliyor. Gizli yetenek, baksana döktürmüş yani. Yesene kızım. Bedava almıyoruz bunları. Ne? Ne var, ne bakıyorsun? Bu akşam ilk sigaran bu ya. Öf be Zeytin. Asma suratını, bir halt değil. Alt tarafı sigara. Hem sana ne? Bakmasana öyle. Kızım içmedim işte. Konuşmadığın halde böyle. Yani bir de konuşsan iyice ot yolduracaksın bana. Nasıl oluyor sence? Kaç para verirler buna? Başka biri kalıyor mu? Herhangi bir hizmet... Nihat, çayı fazla demlemedim. Gerekirse eklersin. Merhaba baba. Merhaba Nihat amca. Merhaba Mineciğim. Merhaba kızım. Şu bardakları kaldırayım, hemen gideriz. Tamam mı? Nihat amcanın nesi var? İşler biraz kesat, ona üzülüyor. Yok 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 yok. Vallahi ondan değil. İsterse kimse gelmesin. Ama şu şırak parçasının böyle kasılarak dolaşması yok mu? Vallahi billahi ona dayanamıyorum. Neler olduğunu bir ara anlat bana Nihat amca. Tamam. Belki gene bir şeyler düşünürüz. Tamam. Canım benim. Tamam. Elif merhaba. Beni hatırladın mı? Celal'in arkadaşı. Evet, tabii. Biz de size geliyorduk. Bunu anladım. Bu benim kızım Mine. Bu Çiğdem. Bu da Elif, Çiğdem'in halası. Bir de kendi adını söylesen. Efendim? Geçen sefer öğrenmeye pek fırsat olmadı. Fikret. Fikret. Sizi yolunuzdan alıkoymayalım. Biz aslında şey için geldik. Sizi yemeğe çağırmak için. Yemeğe mi? Evet. Bize bu akşam. Neden olmasın? Zeytin'in hoşuna gider bu. Öyle değil mi Zeytin? Aylardır sıcak bir yemek yemedi. Benim mutfakla aram pek iyi değildir de. İşte artık ne bulursak onu götürüyoruz.
Sağ ol be moruk. İyi iş oldu bu yemek. Benim gitmem lazım. Hani bize yemeğe gidiyordun. Benim gitmem lazım. Sen zeytini götür. İyi sen bilirsin. Şeyi yazsana adresi. Tamam. Kağıt yok. Buraya yaz ver. Tamam. İşin erken biterse sen de gel olur mu? Tamam bakarım. Hadi çabuk. Kusura bakma işim acele. Çengelköy'ü yazamadım. Unutma Çengelköy. Tamam Çengelköy. İçinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul'um.